Bugünkü stüdyo konuğum, yüz okuma ve tantra eğitmeni sevgili Akın Akdere. İletişim, beden dili, yüz okuma, el okuma ve yine bir takım bunlarla ilgili çalışmalar yaptım ve eğitimler aldım. Dedim ben insanları 5-10 saniyede tanımak istiyorum. Ama herhangi bir altyapım yoktu. Sağaf sağaf dolaştım, internetteki kaynaklara baktım. Bu konularda eğitim veren insanlar var mı? Onları araştırdım. Daha sonrasında teker teker onlarla görüşüp eğitimler almaya başladım bir süreç var. Basamak basamak ilerlememiz gereken bir süreç var. Burada esas olan kişinin saflaşması. Çünkü kişinin bedeni boş olursa, saf olursa bilgi zaten daha kolay bir şekilde aktarılır. Daha kolay bir şekilde hissedebiliriz. Daha kolay bir şekilde öğrenebiliriz. Ve bilgi anlık bir şekilde de gelebilir bize. Yeni bir zihin istiyorsak oraya yeni bilgiler ekmemiz lazım. Yeni bir dönüşüm istiyorsak yeni bilgilerle olur. Bunu yine karya yogayla veya karma yogayla biz hayatta uygulamamız lazım. Tantra olsun ya da diğer öğretiler olsun. Hepsi çok kıymetli. Burada esas olan dediğim gibi niyet. Dönüşüm niyeti olan varsa yine tantra eğitimlerimize bekliyoruz. Günaydın, Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir mesleki gündem programı ile karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğum Yüz Okuma ve Tantra eğitmeni sevgili Akın Akdere. Hoş geldiniz Akın Bey. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok çok iyiyim. Ee, çok güzel bir konuyu konuşacağız. Evet. Tantra üzerine konuşacağız. Ama öncesinde izleyenlerimize sizi kısaca bir e, tanımalarını isterim. Buyurun lütfen Akın Akdere kimdir? Evet, Akın Akdere, 98 doğumlu, ordulu, İstanbul'da yaşayan ve bu alanlarla toplamda 6 sene ilgilenmiş bir kişi. Evet, şimdi bu alanlar dedik tantra üzerine ve yüz okuma üzerine evet. e, özel eğitimler aldınız. E, bu alanda hem eğitmenlik yapıyorsunuz hem de danışmanlık yapıyorsunuz. E, son dönemde tabii bu tantra ve tantrik meditasyonlar, Tantrik yoga kavramlarını çok çok evet. e, duyuyoruz ama e, tabii siz bu tantra ile ilgili eğitimleri e, vermeye başlayana kadar da aslında çok farklı bir üniversite background'unuz var. Evet. Şimdi üniversite TV'deyiz. Birçok e, üniversite öğrencisine ya da üniversite öğrencisi olacak. Potansiyel kişilere, lise öğrencilerine, toplumun her kitlesine hitap eden bir programdayız. Dolayısıyla biraz anlatmanızı isterim. Aslında siz çok başka şeyler okudunuz, evet. ama sonrasında kendi yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ve aslında içinizdeki o potansiyeli de keşfederek çok başka bir alana evrildiniz. Biraz bence orayı da Çünkü dediğim gibi birçok insan alan değiştirmek isteyen insan, bölümünü sevmeyen insan var. Dolayısıyla bu kısım bence ilham verecektir. Buyurun lütfen. Öncelikle bu sorunuz için teşekkür ediyorum. Evet ben denizcilik fakültesinde okudum ve okula giderken biraz zorlanıyordum. Çünkü acaba bölümü gerçekten seviyor muyum diye her gün kendime soru soruyordum. Ve üniversite birden itibaren aslında, üniversitenin özellikle ikinci dönemine kadar bu sorgulama süreci bende çok fazla olmaya başladı. Ve ondan sonra artık ben yeteneğimin doğrultusunda, sevdiğim bir iş doğrultusunda ilerlemek istedim. Evet üniversite hayatını bitirdim ben Denizci Fakültesi'nde ama bu süreçte özellikle insan tanıma bilimleri ve sanatları üzerine e, araştırmalar yapmaya başladım. Ve bu konularda aynı konularda daha iyi olsa farklı ustalarla çalıştım ve onların da görüş açılarını aldım. E, i̇şte iletişim, beden dili, yüz okuma, el okuma ve yine bir takım bunlarla ilgili çalışmalar yaptım ve eğitimler aldım. Hatta o dönemlerde Kocaeli Belediyesi ile beraber kendilerine Teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk e, öğrenci topluluğu olarak insan tanıma yöntemleri konusunda seminerler düzenlemeye başladık. Ve bu konuda da e, hem üniversitemizdeki öğrenciler, arkadaşlarımız hem de e, YouTube'dan görenler faydalanmaya başladılar. Evet peki ilk böyle hani bu tantra ve yüz okuma tekniği ile nerede karşılaştınız diye sorsam. Evet yüz okuma ile ilk e, üniversite 1'de hatta üniversiteye başlamamıştım. Ben insanları çok hızlı bir şekilde tanımak istiyorum dedim. Çünkü tanıyamıyordum. Ağızlarına çıkan her şeye inanma ihtiyacı duyuyordum. Neden yalan söylesin ki diyordum. Ama bu benim canımı biraz yakmaya başladı o dönemlerde. Daha sonrasında da aslında bir öfkeyle, bir hırsla dedim ben insanları 5-10 saniyede tanımak istiyorum. Ama herhangi bir altyapım yoktu. sağaf sağaf dolaştım. İnternetteki kaynaklara baktım. Bu konularda eğitim veren insanlar var mı? Onları araştırdım daha sonrasında teker teker onlarla görüşüp eğitimler almaya başladım. Evet. Peki tabii ben de bu arada uzun yıllar insan kaynakları yöneticiliği yaptım ve işim hani insan. Dolayısıyla insanı tanımak hiç kolay değil. Evet. Özellikle büyük şirketlerde birçok pozisyon için, birçok koltuk için hem Türkiye'den hem de dünyanın birçok ülkesinden aslında işe alım yaptım, mülakatlar yaptım. Bazen yüz yüze yaptığınız mülakatlarda yani yüz yüze yapılan mülakatlarda insanı hem konuşması hem de mimikleri ve mikromimikleriyle bütünsel evet. olarak analiz edebilmek çok kolay ama özellikle yeni değişen ve gelişen dünyada da çok fazla online mülakatlar da oluyor dolayısıyla aslında insanları daha yakından tanımak adına evet. ee, özellikle online olan mülakat ya da görüşmelerde işte bu yüz okuma ve o detayları çok yakalamak da kolay da olmayabiliyor ama hani insanı tanımak adına da ben de her zaman sadece anlattıkları, söyledikleri ağzından çıkanlar değil, daha bütünsel yaklaşıp işte mimiklerine bakmak ya da mikro mimiklerine bakmak ve bu yöntemlere dair benim de aldığım bir takım eğitimler de vardı. Ama gerçekten insanı tanımak adına çok özel bir alan bu. Çok ciddi temeli olan bir bilim da aslında. ben Enneagram uzmanlık eğitimi de almıştım hı hı. ve buna yönelik bir buçuk sene atölye çalışması yapmıştık. E, o alan da çok özel. Ben de evet, e, ben de girişe bir eğitimlerini aldım ben de onun enegramda. Aslında bu ve buna benzer e, öğretileri, yöntemleri kullanarak aslında insanı tanımak e, artık zor değil. Evet. Peki e, şimdi aslında biraz şeyi anlatalım. Hani dünyada çok duyuluyor bu kavram. tantra özellikle hani Hindistan, Nepal bölgesi ya da uzak doğu birçok evet, e, bir ülke. Ülkemizde de artık tabii özellikle dünyadaki bir takım uygulamalar da ülkemizde çok hızlı geliyor. Artık duyuyoruz biz de bunu. Bir takım sizler gibi değerli eğitmenler var, öğretmenler var, uygulayıcılar var, danışmanlar var ama yine de toplumdaki her kesimin bilmesi, duyması adına çok basit anlamıyla aslında tantra nedir? Evet. E, Sanskritçe dilinde tantra iki kavramdan oluşuyor. E, ve bunlar... E, özgürleştirmek ve genişletmek anlamında. Ve Tantra'nın da en büyük amacı zihni genişletmek ve zihindeki kalıplardan özgürleştirmek. Bir anlamı bu. İkinci anlamı içsel teknolojileri geliştirmek demek. Eskiden mesela telefon yoktu değil mi? Nasıl haberleşiyorlardı? İşte Tantra'nın o özel teknikleriyle bunları kullanarak haberleşebiliyorlardı. Kendilerindeki o duyuları olabildiğince inceltip haberleşme sağlayabiliyorlardı. Hatta ve hatta o vedaların döneminde ki o dönemlerdeki bilinç düzeyleri çok yüksekte insanlar pranavata dediğimiz bu göğüs bölgesinden haberleşip yine bilgilere direkt aktarabiliyorlardı. Evet aslında kalp çakrasını da evet. kapsayan alan. Evet. Peki birazcık daha şey anlatabilir miyiz? Hani dedik ya hani o insanlar aslında bir yandan da telepati de var burada Tabii ama de. o bedenin gücü işte ruhsal olarak eee o ruhun gücü e, tabii bunları yapabilmek ya da o, o gücü kullanabilmek de aslında çok ciddi anlamda çok disiplinli bir şekilde insanın kendine ve iç dünyasında çalışmayı da gerektiriyor hani bu bağlamda bakarsak biraz böyle hani e, daha bu e, tantra'nın içerisinde e, bu o, iletişim kanallarını ve yöntemlerini açabilmek uygulayıp kullanabilmek adına daha spesifik böyle bir yorumunuz e, ve şeyiniz var mıdır hani biraz daha bir bilgi vermenizi istesem. Evet. Burada e, Çünkü ne dedik? Kama. Aslında işte ana hat işte kalp çakrayı kullanmak göğüs bölgesi dedik. Hani onun bütün yani bedendeki bütün eterik bedendeki bütün çakraların da bir anlamı var ama özellikle o bölgeyi aktive edebilmek, o işte işte telefonsuz ya da herhangi bir kablosuz fiziksel olarak bir aletin olmadan iletişimi sağlayabilmek adına insanların o bedensel ve ruhsal güçlerini aslında nasıl geliştiriyorlar? Evet burada tabii ki de e, bir süreç var. Basamak basamak ilerlememiz gereken bir süreç var. E, ve burada esas olan kişinin saflaşması. Çünkü kişinin bedeni boş olursa, saf olursa bilgi zaten daha kolay bir şekilde aktarılır. Daha kolay bir şekilde hissedebiliriz. Daha kolay bir şekilde öğrenebiliriz ve bilgi anlık bir şekilde de gelebilir bize. Bilmediğimiz bir konu evet. yine sezgi yoluyla bize gelebilir. Dolayısıyla Tantra'nın da burada yapmak istediği şu. Kişi kişiyem saflaştırmak, o geçmiş örüntülerinden, şemalarından onu özgürleştirmek zaten bu yol kişiyi saflaşmaya götürüyor. Ve saflıkla beraber zaten o içsel yetenekler gelişmeye başlıyor. Kişinin ruhunun yeteneği neyse o zaten açığa çıkmaya başlıyor. Evet biraz da tarihçesinde de şöyle değinelim mi? Ne zaman ilk tantra ile ilgili kavram, jargon ya da o tantra aslında nerede doğuyor ve ne zaman doğuyor? Evet. Vedalara baktığımızda milattan önce 1500 ve milattan önce 500 yılları arasında biliyoruz ki 4 tane Veda inmeye başladı ve tamamlandı. E, ve Rig Veda'da yine örgü bağ anlamında yine Tantra kullanılıyor. Yine evrenin örgüsü, bağı nasıl? Yani bu gördüğümüz yaşantının arka planında nasıl bir kodlama var? İşte bu da Tantra demek. Tantra arka planı görmek de demek bir anlamda. Yine Atar ve Veda'da Tantra kavramı kullanılıyor. Çünkü evrenin yaratılışında yani yaradanın yaratılışta kullandığı enerjidir aslında tantra. Onun için dünyevi düzlemde bu cinsel enerji denk gelir. Onun için tantra cinsel enerjiyi de çok önemser. Evet peki tabi biraz tantranın çeşitleri falan da var. Siz evet. e, beyaz tantra üzerine aslında uzmansınız. Evet. Şu an, kırm an beyaz kırmızı tantra, tantra var, siyah tantra var. Biraz onları da değineceğiz ama biraz özellikle Sizin neden tantra alanını seçtiniz? Aslında biraz an en başta anlattınız ama ben yine de e, bu alanı seçmek isteyen insanlar için ya da yeni duyan ve bu alanda ilerlemek isteyen insanlar için de hani bu soruyu soruyorum. Özellikle siz neden e, tantra ve tantra'ya dair bu alanda kendinizi geliştirdiniz? Hı hı. Aslında bu yaşantımın bir parçasıydı, yani bu sürecin bir parçasıydı. İlk yüz okumayla tanıştım, sonra el okumayla, sonra bir takım yine enegram gibi bilimlerle tanıştım. Daha sonrasında dördüncü yol öğretisiyle tanıştım. Aslında enegramın en kadim öğretilerinden bir tanesi dördüncü yoldur. Enegram, o kişilik şeması buradan çıkmıştır yola. Oscar Icazo ile beraber beslenmiştir. O çalışmayı yaparken, işte bir zaman sonra, bir buçuk sene sonra çalışma bitti. En azından benim için. Daha sonra dedim ki ben çok büyük bir öğretiyle karşılaşmak istiyorum. Çünkü doymadım. Daha sonrasında e, bendeki bir rahatsızlık sebebiyle bir e, hocayla tanıştım. E, baktım ki e, bazı anlattıkları aslında beni cezbetmeye başladı. Sonra araştırdım ki çok büyük bir öğreti. Yani 7000 sene geçmişe dayalı bir öğreti. Daha sonra ben bu eğitimi almak istiyorum dedim. Kabul ederseniz. E, sonra öğrencisi olarak kabul edince başladım. Çok güzel. E, güzel bir yolculuğa adım atmışsınız. Evet. E, peki e, klasik tantra ve neo tantra e, kavramlarına biraz değinelim, değinelim. Aradaki fark nedir? Evet. evet. Klasik tantra aslında Hindu tantrasıdır. İlk onlar e, bu kavramı e, yaşatmaya başlamıştır. Canlandırmaya başlamıştır. Tekrardan. Aslında geçmişine biraz baktığımızda e, evet Vedalar'da geçiyor bu kavram. E, Ayurveda'da Ayurveda'nın 8 tane kolu var ve bu kollarının bir tanesi Bhuta Vidya Tantra. Bir tanesi de daha çok yine cinsel enerjiyle ilgili bir tantra versiyonu. Bhuta Vidya daha çok psikolojiyle ilgilenirken diğer dediğim alan daha çok üremeyle üreme ile ilgili problemleri çözme üzerine ve cinsel enerjiyi manevi enerjiye dönüştürme üzerine. Aslında tantra yine 5000 yıllık bir Ayurvedik sisteme de ait bir kavram. Evet. İlk dedik ki Hindu tantra bunu 1500 sene önce ortaya çıkardı. Yine dünyadaki ustaları, üstadları topladı. Tıp alanında, felsefe alanında ve diğer alanlarda. Dolayısıyla aslında Hindistan'da evet. temelleri atılıyor. Evet Hindistan'da temelleri atılıyor, Hindu tantrası çıkıyor. Daha sonra Budistler daha farklı bakış açılarını da entegre ederek daha da geliştirmeye çalışıyorlar. Daha sonrasında Çin'e gidiyor. Tao Tantra oluşuyor. Daha sonra Japonya'ya gidiyor, e, bildiğimiz Zen oluşuyor. Ve onların Hı. hepsinin bakış açısı çok güzel. E, Neo Tantra da 1900'lü yıllarda işte e, Amerika'dan Hindistan'a araştırmacılar gidiyor ve Tantra kavramını e, va, varlığından haberdar oluyorlar. Tapınakları geziyorlar, manastırları geziyorlar ve eserleri inceliyorlar. Ve özellikle e, cinsellikle seksle ilgili kavramları e, Alıp Avrupa'ya taşıyorlar ve daha sonrasında daha sonrasında da bunları pazarlayabileceklerini rahatlıkla gördükleri için Avrupa'ya daha çok cinsellik ve seks üzerine kavramları pazarlıyorlar. Evet. Aslında tantra bu değil. Evet, tantra'nın içinde cinsellik var çünkü cinsel enerji yaratım enerjisidir. Kök çakra, bolluk, bereket evet. ve üreme, üreme, üretme. Dolayısıyla bu bağlamda bakarsak da aslında çok da. özel ve çok anlamlı. Evet, çok özellikle önemli yine ikinci çakra yine cinsel enerjimizin <laughs> çok bol olduğu bir yer. Ve bakıyorlar ki insanların dikkatini çok çekecek ve bunu e, dünyaya bu şekilde pazarlamaya çalışıyorlar ama çok eksik bir şekilde pazarlıyorlar. Evet dolayısıyla... Batı'nın yaptığı genellikle bu şekilde. Evet. Doğudaki bilgileri biraz parça parça pa taşımaya Çok doğru. Yani tabii ben de yakın zaman Hindistan'a gittim, Nepal'e Hindistan'a gittim. Dolayısıyla hani tantrik, e, bir takım hani Budistlerin manastırları... E, ve zaten hinduların da keza e, var ve gerçekten hani bu ilmi e, o coğrafi çok doğru kullanırken dediğiniz gibi batıya biraz daha bunu o yaygınlaştırma anlamında işin birazcık daha ticarete dönüşmesi çıkması Ticaret, evet. ve dolayısıyla ne oluyor? Kavram aslında biraz mutasyona uğruyor ve dünyada hatta bence ülkemizde de bu biraz daha hmm, tantra ve tantrik işte yoga ya da meditasyon dendiğinde bir kesim bunu çok saygıyla ve yüksek bir farkındalıkla e, anlarken, idrak ederken ve anlamlandırırken diğer kesim e, dediğiniz gibi kontrolsüz ve e, başkalaşmış bir evet. e, cinsel sanki fantazi gibi algılıyor. Evet. Ve çok suistimal ediliyor dünyada. Bu aslında çok acı bir şey. <laughs> çok suistimal ediliyor. Ve onun için e, tantraya baktığımızda beyaz, kırmızı ve siyah diye zaten bir süreç var. Evet. Mesela beyaz tantra sizin uzmanlık alanınız. Adı gibi zaten beyaz ve en aslında masum algısı olan da. Beyaz tantrayı e, ya, siyah ve kırmızı tantradan farklılaştıran tarafları neler? Evet. Hepsi yine tantra öğretilerinde 126 teknikten yine birkaçı. Beyaz tantra daha çok kişinin kendi benliğini, kendi özünü keşfetmesi üzerine tasarlanmış bir sistem. Bunun içinde e, çakraların öğretisi var. E, biz bunu eskalbe çalışması olarak yine sorularla şey yapıyoruz, çalışıyoruz. Astroloji var. Zaman bilimi var. Haftanın hangi günü, hangi saatte, hangi eylemi yaparsam etki oranı artırırım. Az enerjiyle çok verim elde ederim. Çünkü amacımız zaten bu bedeni olabildiğince ekonomik kullanarak çok verim elde etmek. Değil mi? Bedeni bedensel olarak hani bedenimiz bizim mabedimiz ve bedeni hırpalamamak evet. adına işte bir takım yollar, yöntemler, işte kadim öğretilerle aslında bedenimize daha çok saygı duymak ve dolayısıyla bunu yaparken de o beden ve ruhsal dengeyi de sağlayabilmek. Hani ruhsal olarak ne kadar güçlüysek bedensel olarak da o kadar az hırpalanıyoruz. Evet. Dolayısıyla çok çok önemli. Değil evet, mi? Evet. Yine birkaç tane daha çalışmamız var. Zaman bilimi dedik. Tantra'nın en önemli hedeflerinden bir tanesi de zihni genişletmek. E, bunun için de 8 tane Hindistan'daki e, Brahmani ve aklı yönelik e, şey e, felsefe okullarının görüşlerini benimser. Ama der ki evet ben bunu benimsiyorum ama hiçbiri değilim diyerek yine zihni açık bırakır. Evet yani bir koşul koymaz, sınır koymaz sınır ya da yok, evet. e, belli bir alana e, zihni kodlamaz. Aslında ne kadar değil mi? Her şeyde daha evet. zihni e, özgürleştirmek adına özgürleşmek e, özgürleştirmek e, maksadıyla e, yola çıkılıyor. Evet. Bunu yapabilmek de hiç kolay değil değil mi? Ya yani bu öğretiler Tabii çok güçlü öğretiler tabii ki de çok neler sade bir şekilde tüzüyor. özünü vererek öğretmek de çok kolay. Ve bilgi önemli, e, evet bilgi çok önemli. Çünkü yeni bir zihin istiyorsak oraya yeni bilgiler ekmemiz lazım. Yeni bir dönüşüm istiyorsak yeni bilgilerle olur. Bunu yine karya yogayla veya karma yogayla biz hayatta uygulamamız lazım. Hayat içinde, düşünme sürecinde, duygulanma sürecinde ve eylem planında yine bu bilgileri kullanarak içsel gözlem yapıyoruz. Dolayısıyla attığımız bumeranglar muhakkak bize geri dönecek. O zaman iyi bu bumeranglar atma üzerine eylemlerimizi yapmamız lazım. Evet, dünya Mars ve Venüs arasında dönüyor. Evet. Mars eylemlerimiz işte duygu, düşünce eylemlere dönüşüyor. Mars... O da Venüs yan konular işte ilişkiler e, ve işte para kazanma hani Venüs aynı zamanda hani para ve ilişkiler dolayısıyla aslında baktığımızda e, o eylemlerimiz kaderimize de dönüşüyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu tür öğretileri aslında kadim bilgileri, kadim öğretileri kullanıyor olmak, uyguluyor olmak hem Çok o zihinsel var. özgürlük adına hem o bedenimize e, e, saygı adına ne kadar önemli, değerli. Evet, çok önemli. Peki, e, kırmızı ve e, siyah tantraya da biraz değinelim mi hocam? Tabii. Hemen ondan önce bir şey Hı. daha eklemek istiyorum. Ve Bunları yaparken ben özellikle kişilerin yüzlerini ve ellerini alıyorum fotoğraflarına ve onlar da bizim yol haritamız oluyor. Nerelerde bir dönemeç var? Nerelerde dikkat etmemiz lazım? Hangi döngüler içerisinde bulunabiliriz bu hayatta? Onları da elden ve yüzden tespit ettikten sonra kişiye özel bir yol haritası çıkartıyoruz. Geçtiğimiz hafta e, benim yayın arasında sizinle denk gelmiştik. Evet. Dolayısıyla Geçiriz, e, bana da hani kısa bir en azına analiziniz olmuştu. E, dolayısıyla gerçekten çok özel ve çok e, güzel bir alan alanınız. Evet. E, i̇nsanı tanıma adına aslında ilk önce de kendimizi tanımak adına tabii değil mi? Hani de, hep böyle bir başkasını analiz etmek, başkasını tanımak değil, kendimizi ne kadar iyi tanırsak aslında karşılaştığımız yüzler, silüetler, insanlar, durumlar, olaylar da. Aslında onlarla neden karşılaştığımızı dair de bize bilgi veriyor. Ama en önemlisi tabii ki kendimizi bilmek. Tabii ki. Ve e bu süreçte <laughs> niyet esastır yine. Tantraya girerken bir niyetim ne? Çünkü niyetimiz neyse yolun sonunda onunla karşılaşacağız. Bu çok önemli. Kırmızı tantraya gelirsek, kırmızı tantrada şu. Beyaz tantrada zihnimizi genişlettik. Duygusal travmalardan, o döngüleri döngülerden bir nevi kurtulduk ve onları görebildik, içimizde keşfettik. Tamam. Ondan sonra Kırmızı Tantra'da yine asana çalışmaları var. Beyaz Tantra'da da var ama Kırmızı Tantra'da yine asana çalışmalar var. Ya bedensel hareketler. Evet bedensel hareketler. Yine nefes bilimini kullanıyoruz. Pranayama'ya yine çalışıyoruz. En önemli kısmı aslında değil mi? Evet nefes çok önemli. Çünkü direkt yaşamsal enerjiyi yönetebilmekle ilgili. O an ben rajasma olmak istiyorum temas mı olmak istiyorum ya da daha satvik, gözlemci bir pozisyonda mı olmak istiyorum? Yine bunu nefesle yönetebilirsiniz. Bu elimizde olan bir şey. Ve yine eril ve dişil prensipleri kullanarak e, o beyaz tantradaki bilgeliği ve kırmızı tantradaki enerjiyi daha da sıçrat, sıçratmaya, bir nevi patlatmaya e, katkı sağlıyor. Ne kırmızı tantra. Çünkü eril ve dişil prensipler. Kozmolojik yapıya baktığımızda Yaradan Onun eril ve dişil yönleri vardır değil mi? Şiva-Shakti, Rahman-Rahim veya Yin-Yang diye adlandırılıyor. Siz aslında en üst prensibi kullanıyorsunuz. Dolayısıyla kırmızı tantra'nın önemi burada ve özellikle evli çiftler için kırmızı tantra vazgeçilmez olabilir. Evliliklerini hem daha sağlıklı ve kaliteli hale getirir. Hem de e, boşanmaları olabildiğince önleyebileceğini ben düşünüyorum. Çünkü o evlilikteki ruhsallığı, hazı e, başka bir şekilde elde etmeleri çok mümkün olmayabilir. İşte kırmızı tantranın verdiği nimetlerden bir tanesi de bu. Evet. Peki şimdi bir yandan da reji uyarıyor. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Zamanla iyi yönetmek adına biraz siyah e, tantraya da değinelim. Evet, siyah tantra. Ne yaptık? <laughs> Beyazda içsel bilgiliği aldık kırmızıda yaşamsal enerjimizi daha da arttırdık. Ve siyahta da artık kişinin yetenekleri neyse, aslında ruhsal yetenekleri neyse o duyuları daha da içeri yönelterek ve incelterek o yeteneklerin açığa çıkmasını sağlıyoruz. Ve buna yine City de diyorlar. Bir nevi içsel teknolojileri kullanabilmek. Siyah Tantra'da kişinin olabildiğince o kaba özelliklerini incelterek yeteneklerinin açığa çıkmasını sağlıyor. Peki o siyah tantradaki hani ritüeller ya da işte e, uygulamalar e, nedir? Yani onu nasıl açığa çıkarıyor kişi, kişiler Hı -hı. diye sorsam. Tabii. Yani çok e, girmeyelim ama çok kısa çünkü o kısım da çok önemli. Tabii. Siyah tantrada e, anahtarlar var. Ve bu anahtarların hepsi çok özeldir. Hepsi yine büyük öğretilerden alınmış e, pratik ve uygulamalardır. Kişi bunların üzerinde. Ee, teorik bilgisini aldıktan sonra e, uzun vade pratik yaparsa o yetenekleri yavaş yavaş açığa çıkmaya başlar. Peki. Daha ee... çok meditasyon üzerine yine. Meditasyonda bu yetenekler açığa evet. çıkmaya evet. başlar. İşte, Tantrik meditasyonlar da özellikle tabii Hindistan coğrafyasında evet. falan da çok yaygın. Ama oradan Batıya yine ülkemizde de aslında e, yayılmış durumda. Evet. E, dediğim gibi e, bu tabi e, bu meditasyonların içerikleri vesaire çok daha derya deniz konular. Evet. Hatta e... <laughs> e, özellikle Budist Tantra'nın metinleri ilk Uygurca çevrilmiştir. Uygurlar almıştır evet. ve onu yazmışlardır ve dünyaya bu şekilde yayılmaya başlamıştır tekrardan. Bu yine da... Türklerin rolü yine ön planda evet, burada. Bu da özel bir bilgi oldu. Özel evet. ve güzel bir bilgi oldu. Ben de bilmiyordum, duymamıştım bunu. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna ediyorum. geldik. Konu tabii çok derin. Evet. Saatlerce konuşabiliriz aslında. Ama biraz daha toplumda bu kavramları hiç duymamış kişilerin anlayabileceği evet. e, basitlikte konuşmak çok özel ve çok değerliydi. Bu yüzden size teşekkür ederim. Rica Kapanışa diyorum. geçmeden önce de genel olarak hem bu alanda ilgilenmek isteyen insanlara hem de sizden danışmanlık almak isteyenlere de e, bir takım belki tavsiyeleriniz olur. E, neler söylemek istersiniz? Evet, e, tantra olsun ya da diğer öğretiler olsun, hepsi çok kıymetli. E, burada esas olan dediğim gibi niyet. Dönüşüm niyeti olan varsa yine e, kişisel efsanesini yaratma niyeti olan varsa yine Tantra eğitimlerimize bekliyoruz. Tamam, size e, sosyal medya hesaplarından evet. ulaşabilirler. Peki, e, genelde eğitimleri de grup değil de birebir yapıyorsunuz bildiğimiz bire bir evet. kadarıyla. Çünkü alan çok spesifik. Dolayısıyla aslında bu tür eğitimleri birebir yapmak e, daha da faydalı. Çok teşekkürler hocam, Rica iyi ki geldiniz. Çok değerli bir alanın uzmanısınız ve bunu bizler aracılığıyla topluma aktardığınız için teşekkür ederim. Rica ediyorum, ben de teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanda belki farklı konuları tekrar evet. ya da bu konuları biraz daha derin konuşmak adına tekrar stüdyoda sizlerle buluşmayı temenni ediyorum. Seve bu seve. konuları çok seviyorum. Dolayısıyla bu ve buna benzer yayınları yapmakta da bana ekstra e, haz veriyor. Tekrardan teşekkürler. Rica ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda karşınızda olacağız. Biz izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın.